orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Günaydın sevgili izleyenler. Bugün o gün, 9 Eylül bugün efendim. Hoş geldiniz ekran başına. İzmir'in kurtuluşunun tam 100. yılı, dolu dolu 100 yıl. İzmir'in kurtuluşu için sadece İzmir kurtuldu denmez biliyorsunuz. İzmir'in kurtuluşu aynı zamanda cumhuriyete, bağımsızlığa, özgürlüğe, hürriyete giden yolunda aslında en önemli adımıdır. Cumhuriyetin kuruluşunun İzmir'in kurtuluşuyla ilişkisi de dolayısıyla çok kuvvetlidir. Bugün biz Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel ve en özel sözlerinden birini başlığa taşımak istedik. Biliyorsunuz atamız hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir dedi. O zaman dedik ki bugün 9 Eylül'de biz de diyelim ki bağımsızlık karakterimizdir. Lütfen bağımsızlık karakterimizdir başlığının altına yazın gönderin bugün. Bunu defalarca tekrar edelim, yazalım, okuyalım ve bu bağımsızlığın ne demek olduğunu düşünmek için daha çok fırsat yaratalım. Biz kurumumuz için de bunu söyleyebiliyoruz çok şükür. Ülkemiz için de bunu dolu dolu söyleyebileceğimiz hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda söyleyebileceğimiz günleri iple çekiyoruz. Gecenin sıcak bir gelişmesiyle başlamak istiyorum haber maratonumuza. Manisa'ya doğru götüreceğim sizi. Manisa'da bir fabrika yangını ama fabrika kimyasal üretim yapıyor. Boya üretimi, madeni yağ üretimi. Dolayısıyla ateşle, alevle bir araya geldiği zaman oluşturduğu riskler oldukça büyük. Alevler gece saatlerinde 4 saatte kontrol altına alınabildi. İtfaiyecilerin bu anlamdaki mücadelesi toplamda 6 saat sürdü. Sabaha karşı yükseldi alevler. Kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi. Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 4.30 sularında geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada depolanan madeni yağ, boya ve kimyasal maddelerin tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar da meydana geldi. İçinde kimyasalların bulunduğu variller patlayınca tesis dışındaki yol kenarlarına zehirli maddeler saçıldı. O zehirli maddeler nedeniyle çevreye kötü kokular da yayıldı. AFAD ekipleri olası bir halk sağlığı tehdidine karşı sık sık hava kalitesiyle ilgili ölçümler yaptı. 4 saatte kontrol altına alınan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Kimyasalların tutuşması tabii ki yangını hem daha tehlikeli hale getiriyor hem de yangınla mücadeleyi daha zor hale getiriyor sevgili izleyenler. Şimdi ise durağımız Antalya'nın Alanya ilçesi olacak. Bir zincirleme kaza, turistleri taşıyan safari aracı takla atıp devrildi. Bir Polonyalı turist kazada hayatını kaybetti. Önce beton mikserine, ardından turistleri taşıyan safari aracına çarptı. Bir Polonyalı turistin hayatını kaybettiği, 10 turistin yaralandığı kaza anını kamera böyle kaydetti. Kaza Antalya-Alanya'da D400 karayolu tünel çıkışında yaşandı. Beton mikseriyle çarpışan otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan şeritteki safari aracına çarptı. Turistleri taşıyan araç kontrolden çıktı, taklalar attı, devrildi. Çok kötü kaza var. Kazada 33 yaşındaki Polonyalı bir turist hayatını kaybetti. Çevredekilerin yardıma koştuğu yaralı turistler hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.
Dikkat etmek lazım. Özellikle de tabii turistlerimizin içinde bulunduğu durumlar yaşandığı zaman endişemiz katlanıyor. Her insan kıymetli. Bizim vatandaşımız tabii ki bizim için daha kıymetli ama turizm önemli sevgili izleyenler. Bizim böyle bir vaka gerçekleştiğinde, bir adli vaka olabilir, bir basit suç olabilir, bir trafik kazası olabilir. O kişiyi burada nasıl ağırladığımız, nasıl bir muameleyle hem adli açıdan hem tıbbi açıdan hem o ilk acil müdahale açısından nasıl bir sistemle yaklaştığımız, bizim sonrasında onun gittiği ülkede nasıl anılacağımızla ilgili olduğu için, yani tamamen bu misafirperverlik seviyesiyle alakalı. Bir Polonyalı turist hayatını kaybediyor işte bu kazada. Bugünün havasından bahsederek aslında isterseniz güne hazırlığımızı tamamlayalım. Gecenin sıcak gelişmelerini de aktardık. Sonrasında ekonomiden bahsedeceğiz. Bugün bol bol açıklanan OVP'den, orta vadeli o programdan bahsedeceğiz. Her sene açıklanıyor da ne oluyor diye soracağız. Yani daha önceki senelerde açıklananların faydası ne olmuş? Geçerliliği ne durumda? İlerleyen dakikalarda hatta cumartesi günlerinin alışkanlığı artık biliyorsunuz özellikle sabah haberleri için. Ozan Gündoğdu bizlerle birlikte olacak ve durumu birlikte yorumlama şansına da sahip olacağız. Bugün için meteorolojik olarak yapılması gereken uyarı Göller Yöresi ve İç Ege ile alakalı. Isparta, Burdur çevreleri, Uşak, Afyon civarı, biraz denizli, biraz Antalya'nın iç kesimleri. Bugün itibariyle kuvvetli sağanak yağışı ihtimali taşıyor. Bu ihtimal yarın da devam ediyor. Yarın özellikle tamamıyla Göller Yöresi'ne, Isparta, Burdur çevrelerine, Antalya'nın iç kesimlerine, biraz da Denizli'nin doğusuna doğru. Kuvvetli sağanak yağışı ihtimaline karşı lütfen tedbirli olunuz. Marmara bölgesinde bulutlanma var. Hafif yağış ihtimali düne benzer bir tabloyla, düne benzer bir ihtimal seviyesiyle sürüyor. Marmara bölgesinde Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. Aslında bir süredir bu durum böyle. Ve yurdun doğusuna baktığımızda da Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde yağışlı havayı görüyoruz bugün itibariyle. Sıcaklıklarda çok önemli değişiklikler yok. Aslında geçtiğimiz hafta yaşadığımız sel felaketleri olmasaydı sıcaklık, hani hangi bölgede ne kadar yağmur var noktasında, hani ne güzel, hani normaller seviyesinde bir Eylül yaşıyoruz diyebilecektik. Ama peş peşe öyle seller yaşadık. Ve peş peşe o kadar çok can verdik ki Niğde Aksaray, sonra Kırklareli biliyorsunuz Longoz ormanlarında, İğneada civarında. Sonrasında İstanbul'da çok ciddi sel felaketleri yaşadık. Ama bunların hiçbirisi evet doğa şöyle yaptı, doğa böyle yaptı, yağmur çok yağdı, iklimde çok büyük kriz içerisinde diyebileceğimiz durumlar değil. İllaki insanın hata payının içinde olduğu durumlar yaşadık. O yüzden aslında meteorolojik olarak baktığınızda normal bir Eylül yaşıyoruz ama biz doğaya ayak uyduramadığımız için can veriyoruz. Şimdi sürüyoruz, haberleri sürdürüyoruz. Gece saatlerinde Fas'ta 7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bakalım oradan gelen ilk sıcak bilgiler, ilk duruma dair görünüm ne? Fas 7 büyüklüğünde depremle sallandı. Fas'ın El Huz bölgesinde yerin 8 kilometre altında yaşandı deprem. Yerel saatle 23.10'da meydana geldi. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü depremin 7 büyüklüğünde yaşandığını açıkladı. İlk depremden 19 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Merkez üssü Marrakeş'in yaklaşık 70 kilometre güneyindeki Atlas Dağları'ydı. 7 büyüklüğündeki depremle binalar yıkıldı. Köyler büyük hasar gördü. Fas İçişleri Bakanlığı hasarın çoğunun şehir ve kasabaların dışında meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre depremde 296 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Biz en çok korktuğumuz bu durumu biliyorsunuz ekrana taşıdık şimdi. Fas'ta yaşandı durum. Bakalım tablo ne gösterecek? Biraz
zaman geçtikçe asıl zararın boyutu, zaman geçtikçe bölgenin ne durumda olduğu biliyorsunuz anlaşılıyor. Böyle doğal afetlerde ve böylesine büyük ölçekli doğal afetlerde ilk 72 saat afet yönetiminde de altın saatler olarak anılıyor. Bakalım bu altın saatlerde neler yaşanacak orada? Gerçekten altın değerinde ama bunun hakkı verilebilecek mi? Şimdi ekonomiden bahsetmeye başlayabiliriz ve tabii ki son dönemde ekonomiden bahsetmeye başlayacakken adını ilk andıklarımız her zaman emeklilerimiz oluyor. Milli Gazete, emeklinin gücü kalmadı, ekimi dahi bekleyecek gücü kalmadı hatta. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, asgari ücretin neredeyse yarısı kadar bir aylıkla geçinmenin imkanı ve ihtimali yok dedi. İktidardan 2 yıldır vaat dışında bir şey görmeyen emeklilerin dayanacak gücü kalmadı, alım gücü düşen ve ay sonunu getiremeyen milyonlarca emekli iktidardan acil çözüm beklerken değil yılbaşını, meclisin açılacağı Ekim ayını beklemeye bile tahammülleri kalmadığını dile getiriyorlar. Şimdi emeklilere kulak veriyoruz. Ya düşünsene, memura geçinemiyor diye 22 bin lira veriyorsun da 7,5 lira alanı niye düşünmüyorsun be? İnsanlık mı bu? 15 tane ekonomi açıkladım, hiçbiri tutmadı. Bu da tutmayacak. Bağıranlar vardı biliyorsun. Nereden nereye? Bağırsana şimdi nereden nereye diye. Yumurta aldım, ekmek aldım. 150 lira. Balık alayım dedim. 200-250. Baktım geçtim. Hamsi bile 100 lira. Ki av sezonu açıldı. İndirim olur diye düşündüm. Ama maalesef zaten 7500 lira maaşımız var. Uyandığı her günde iğneden ipliğe gelen zamlarla çarşı pazarın ağır enflasyonuyla bizzat yüzleşiyor emekli. Hayat pahalılığı karşısında maaşları eriyip giderken umutlarını maaşlarında yapılacak zamma bağlamışlardı ki iktidardan gelen yıl sonu açıklamasıyla 4 ay daha zam alamayacakları kesinleşti. Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz. Maaşımız %80 erimiştir. Bir yağ alıyorum, bir peynir alıyorum. 500 lira. 40 yıl önce aldığımız bir ev dahilatı 3000 lira. Yılbaşına kadar zaten iyice ne sürüneceğiz, dilenecek duruma geleceğiz. Ben 2003'te emekli oldum. Fevkalade bu çocukları okutuyordum, yetiştiriyordum. Fakat şimdi kendimi doyuramıyorum. Kiracı mısınız? Ya kızım yerinde oturuyorum. Kendi evim hiç olmadı. Baba dedi burada ölene kadar oturursun dedi. Oturuyoruz. Yoksa iş harap. Özellikle kök maaşı 7500 liranın altında kaldığı için %25 zammı da hissetmeyen, yani maaşında tek kuruş zam alamayan 6,5 milyon emekli çok daha büyük darboğazda. Ocak ayından bu yana %37 enflasyona rağmen hala aynı maaşı alıyorlar. İktidarın yıl sonu enflasyon tahmini %65, yani önümüzdeki 4 ay daha enflasyon yaklaşık %30 artacak. Ama alım gücü günden güne eriyen emeklinin maaşı artmayacak. Açlıktan vazgeçtik. Yani insanların bir nefsi var yani, canı çekiyor. Ben pazardan bir kilo şeftali alıp gelemiyorum. %40 kesin kayboldu yani şu anda. Peki önümüzdeki 4 ay için kayıp hesabınız? Var. O da %45 civarına düşecek yani. Enflasyon %65. Verilen zam %25. Ekmek oldu 10 lira neredeyse. Yılbaşında belki de 15 lira olacak. Mazot oldu 38 lira. Yılbaşında 50 lira. Buyur. Ekim'de. Çalışma Bakanı ve Binali Yıldırım Ekim ayı demişti emekli zammı için. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yıl sonu diyor. Kış yaklaşıyor. Isınma masrafı da eklenecek emeklinin giderine. Faturalar da katlanacak. Milyonlarca emekli Ocak 2023'te aldığı maaşla yıl sonunu getirmeye çalışacak. 6100 lira alıyordum. 7609 lira alıyorum şimdi. 109 lira değil, 1009 lira gitti tekrar aşağı. 4 ay beklentimiz yavan ekmek yiyeceğiz. Başka çare yok. 7,5 lira gaz mali, muz mali. Ben de anlamadım. Para eriyor gidiyor. Bundan sonra 5 kuruş kalmıyor. Pazar parası kalmıyor. Açıklanmayan zam takvimi karşısında geçirdiği her günü umutsuz ve hayal kırıklığı içinde yaşayan emeklilerin değil 4 ay bir gün bile dayanacak gücü yok. Ama iktidarın yakın bir zamanda bir zam müjdesi de yok. Emeklinin durumu gerçekten hiç kolay değil ve bir ülkenin emeklisine nasıl davrandığı, bir yönetimin, bir iktidarın, bir partinin, bir siyasi zümrenin emeklisine nasıl davrandığı gerçekten onun hem hayata bakış açısı, hem ülke yönetimine bakış açısı, hem de yaşadığımız bu ülkenin gelişmişlik seviyesiyle direkt doğrudan alakalı biliyorsunuz. Dün akşam Burak Birsen gösterdi. Arama motoruna
Türkçe bir şekilde emekli yazdığınızda nasıl görseller çıkıyor? İngilizce bir şekilde retired yazdığınızda, emekli yazdığınızda nasıl görseller çıkıyor? Yani bu aslında bizim ülkemizdeki emeklinin de hali pürmel halini net bir şekilde ortaya koyan bir tablo oluyor. Son dönemde bu gerçekten çok önemli bir gösterge haline gelmiş durumda. Şimdi isterseniz biraz bugünün anlam ve öneminden bahsedelim. Bugün İzmir'in kurtuluşu, artık 101 yıl diyoruz İzmir için. Ama bir de CHP'nin de kuruluş yıl dönümü. Dün itibariyle CHP'nin kuruluş yıl dönümüne dair kutlamalar başladı. Bugün Sözcü gazetesi ilk sayfasından iki konu başlığına da yer veriyor. Atatürk'ün kurduğu CHP 100 yaşında demiş ilk sayfada. Atatürk CHP'nin ilk genel başkanıydı diyor fotoğrafında. Türkiye'yi düşman işgalinden kurtaran ve yaptığı devrimlerle çağdaş bir ülke yaratan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Eylül 1923'te kurduğu CHP bugün 100. yaşını kutluyor. Parti 100. yıl için özel program hazırladı deniyor. Bugün itibariyle Sözcü gazetesinin ilk sayfası konuya yer veriyor. Hem CHP'nin hem de İzmir'in 9 Eylül kutlamaları başladı. CHP'nin 3 gün sürecek 100. yıl kutlamaları başladı. Kutlamaların ilk gününde 100. yıl marşı tanıtıldı. CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü için düzenlenecek etkinliklerin ilki CHP Genel Merkezi'nde yapıldı. Etkinlik CHP Genel Merkezi'ne yansıtılan ışık şovu ve havai fişek gösterisiyle sona erdi. Ve bir diğer adres İzmir. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül resepsiyonu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in ev sahipliğinde yapıldı. Resepsiyon tarihi hava gazı fabrikasında gerçekleştirildi. Marşların söylendiği, valslerin yapıldığı gece yine Türk bayraklarıyla söylenen marşlar eşliğinde sona erdi. Vals, danslar, işte seçilen kostümler, seçilen şarkılar, bunların hepsi aslında hem Atatürk'e hem de içinde bulunduğumuz günlere atıfta bulunuyor sevgili izleyenler. Mesajlarınız gelmeye başladı. Bağımsızlık karakterimizdir dememizin sebebi aslında bugün içinde bulunduğumuz bugünün özel bir tarihe sebep olması. Olimpos sabahından günaydın, iyi yayınlar mesajını Kadir abimiz eksik etmemiş. Sağ olsun Kadir Kaya'ya buradan selamlar. Mehmet Erdemli Niğde'den günaydın diyor gönderdiği mesajda. Hafta sonunu iyi geçirmenizi diliyoruz demiş efendim. İyi hafta sonları. EYT'de 3600 kısmi emekliler haklarını alamadı. Yasa yarım bırakıldı. 50-55 yaş hakkımızı istiyoruz. Lütfen gündeme getirin demiş. Aslı Hanım tabii ki getiririz. Sema Hanım Çorlu'dan yazıyor. Günaydın demiş. Bağımsızlık karakterimizdir. Ve Trakya'nın güneşi, Türkiye ekonomisinin can damarı Çorlu'nun artık il olmasını istiyor ve talep ediyoruz. Çorlu ile olsun diyoruz demiş. Günaydın, tüm ekibinizle birlikte kolaylıklar diliyorum mesajları geliyor. Ben de ekip arkadaşlarım adına kabul ediyorum, teşekkür ediyorum efendim gönderdiğiniz mesajlara. Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen mesajların bir kısmı da tabii ki üreticilerden geliyor. Son dönemde özellikle en çok emekliler ve üreticiler mesaj gönderiyorlar. Şimdi sırada bir üreticiye dair hikaye var. Bugün özellikle bazı gazetelerde konuyu başlığa taşımışlar. Gün boyu gazetesini açacağız şimdi sevgili izleyenler. 4 milyon hektar tarım alanı betona dönüştü. Dün de buna dair haberleri peş peşe aktarmıştık hatırlayacaksınız. Tarım arazilerinin amacı dışında kullanıldığını söyleyen Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Müdahir Özgül 30 yıl önce 27 milyon hektar tarım arazisinin bugün 23 milyon hektarın altına düştüğünü söyledi. Bakıyorsunuz. Deprem konutu yapmak için ve bunu en hızlı şekilde yapmak için acil kamulaştırma yapılıyor. Nereye yapılıyor? Tarlaya, takkaya, zeytin bahçesine yapılıyor.
Bakıyorsunuz maden ocağı nereye yapılıyor? Tarlaya, takkaya, zeytin bahçesine yapılıyor. Bir bakıyorsunuz işte TOKİ projesi nereye yapılıyor? Yine üretim sahasına yapılıyor. Bir bakıyorsunuz üretici artık ürettiğinden kazanamaz hale gelmiş. Gözünü tarımdan çevirmiş, tarıma, üretime küsmüş. Hal böyle olunca o arazi de yarın bir gün üretimden çıkmış oluyor. Tam da böyle bir hikaye var sırada. Şöyle duplex limonları 4 senedir beri yetiştiriyorum. Dükkan getirdim. Abi diyor dalında diyor 3 liraya verirsen alırım diyor. Utanmaz da herif. Hiç yüzü kızarmadan da 3 lira teklif ediyor. Ona vereceğim 3 lirayı söperim daha iyi. Odun yapar kullanırım. Çok oğlum. Sallıyorum. Duplex limon yetiştirdim. 3 lira para biçiyor. Ona 3 lira vereceğime söker odun yaparım daha iyi. Ona da yar etmem. Üreticiyi küstürmeyelim. Eğer üretici üretmeye küserse ne yiyeceğiz ne içeceğiz? Gıda en stratejik üretim kalemi. Dünya artık tamamen gıda üretimine endekslenmiş durumda. İklim krizi bu kadar artmışken gıda artık gelişmiş ülkelerin en önemli hedeflerinden biri haline geldi. Bakın pahalılığın nedeni belli. Bir Gün gazetesinin manşeti: gıda fiyatları dünyada düşüyor, AKP Türkiye'sinde yükseliyor. Küresel gıda fiyatları 2 yılın en düşük seviyesindeyken 36 aydır kesintisiz artışla Türkiye OECD ülkeleri arasında ilk sırada. 36 aydır kesintisiz gıda konusunda ülkelere göre yıllık gıda enflasyonu meselesinde şampiyonuz. Tebrikler. Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO küresel gıda fiyatlarının düştüğünü duyurdu. FAO gıda fiyat endeksine göre Ağustos'ta bir önceki aya göre %2,1, bir önceki yılın aynı ayına göre %12 düşüş yaşandı. Bu son 2 yılda endeksteki en büyük düşüşlerden biri olarak kayda geçti. Ağustos'ta kaydedilen seviyenin aynı zamanda Mart 2022'de kaydedilen zirvenin %24 altında olması dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre gıda fiyatları Ağustos 2020'den bu yana 36 aydır aralıksız artıyor. Ağustos enflasyon verisine göre tüketici fiyat endeksi yıllık %58,9, aylık %9,09 oldu. Gıda enflasyonu ise yıllık %72,86, aylık %8,48 olarak gerçekleşti. Yeni ekonomi modeli döneminde yıllık gıda enflasyonuyla genel enflasyon arasındaki fark 20 puanı buldu deniyor. Üretmedikten sonra, üretime dair bir planlama yapmadıktan sonra, bir oyun planı belirlemedikten sonra, belirleseniz bile bu oyun planına üreticiyi dahil etmedikten sonra enflasyonu istediğiniz kadar oturduğunuz yerden masa başında hedefleyin. Daha önceki hedeflemeleri de gördük. Hiçbiri tutmadı. Bakın buyurun, bu da yeni hedef. Enflasyon düşecek. Enflasyon düşerken kar oranları da azalacak. Kar oranlarının azalmaması için işçinin, emekçinin sırtına yıkalım. Ne yapalım? Gerçekleşen enflasyon kadar değil de kafamıza göre belirlediğimiz hedeflerine göre enflasyon kadar zam yapalım. Ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dile getirdi. Ekonomi Yönetimi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında orta vadeli program için bir aradaydı. Şimşek, enflasyonda tek haneye ulaşmak istendiğini, ücret düzenlemelerinin de artık gerçekleşen değil, hedeflenen enflasyona göre yapılacağını kaydetti. Bu OVP'lerdeki bu hedefler 3 senedir tutmuyor. Şimdi tutacağına ilişkin bize bir metin sunuldu mu? Hayır. Biz 2024'te %33'lük bir enflasyon bekliyoruz denilmiş. 2023'te de %24 bekliyordunuz. 2022'de de %9 bekliyordunuz. Yarın hedeflerin üzerine çıktığında enflasyon bunun altında kalacak, ücretli kesimlerin
zararını kim telafi edecek? Orta vadeli programda enflasyonu tek haneye düşürmek ve düştüğü yerde kalmasını sağlamak ilk hedef. Ancak hedefe çalışanların gelirlerin üzerinden ulaşmak amaçlanıyor. Bakan Şimşek'e göre çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek. Ekonomi uzmanlarına göre ise yük çalışanın sırtına binecek. Ücretli kesimleri ikiye bölelim öncelikle. Kamu çalışanları, özel kesim çalışanları. Kamu çalışanları toplu sözleşme hakkına sahip. Yani enflasyon alacakları zamdan daha yüksek açıklanırsa enflasyon farkı alıyorlar. Memleketin yarısı asgari ücretli olduğu için geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde bu yöntem uygulansaydı asgari ücret 2021 yılında 2825 liraymış asgari ücret. Hedeflenene göre zam yapılsaydı asgari ücret 2022 yılında 3101 lira olacaktı. Ama gerçekleşene göre zam yapıldı 5500 lira oldu. Geçen yıl hazırlanan ÖVP'de 2023 enflasyon hedefi %24.9'du. Buna göre zam yapılsaydı bu durumda ücretli kesimler %65'lik bir enflasyon altında ezilecekti. Çünkü bu yıl hazırlanan orta vadeli programda görüyoruz ki yıl sonu enflasyon tahmini %65'e çekilmiş. Desin ki 2022 OVP'de ben %24.9'luk bir enflasyon hedefliyorum. 2023'te göreceğiniz zam budur. Böyle olsaydı asgari ücret 3873 lira olacaktı ama gerçekleşene göre yapıldı. 11.402 lira oldu. Hedef enflasyon hesabı geçmiş yıllarda sadece asgari ücret üzerinden yapılınca bile çalışanın uğrayacağı kazanç kaybı ortadayken Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre gelecek yılda ücret artışında hedef enflasyonun baz alınması sadece işvereni rahatlatacak. Bu şu demek, ben bütün enflasyon yükünü halkın sırtına yıkayım, halk bu fedakarlığa katlansın, öyle herkes çözer. Ücretten fedakarlık yapmasını istiyor Mehmet Şimşek ama bunun karşılığında sermaye cephesi de fedakarlık yapmak durumunda. Faizden de fedakarlık yapmalı, ranttan ve kardan da fedakarlık olmalı ki bir ortada buluşsun. Hayır olmaz, onlar fedakarlık yapamazlar. Fedakarlığı yapacak olan gariban kesimdir. Kaldıysa biraz orta gelirli kesim ve sonrasında da yoksul kesimdir. Ülkenin zaten çoğu yoksulluk seviyesinin altındadır. Onlar öderler, sırtlarlar, taşırlar ama itibardan tasarruf olmaz. Ranttan hele hiç olmaz. Hani çok zenginden çok vergi falan belli ki hayal. Devam edelim, mesajlarınıza bakarak devam edelim sevgili izleyenler. Az evvel biliyorsunuz 3 lira verdi diye emek emek ürettiği limonlara tüccar bir üretici tuttu ağaçlarını söktü. Biz de size görüntüsünü aktardık. Bakın Karaman Perşembe Pazarı'nda limonun kilosu 15 lira diyor. Nabi Bey göndermiş. Zaten üretici de böyle söylüyor. Bizimle ticaret yapan kazanıyor ama biz çiftçiler kazanamıyoruz. Büyük şehre gidiyorsunuz kilosunu 10 liradan 15 liradan alıyorsunuz. Ama tarladan çıkış fiyatına baktığınızda 1 lira 2 lira 3 lira olduğunu görüyorsunuz. Dün itibariyle, evvelsi gün itibariyle mısır üreticilerinin %5 zamla açıklanan fiyata isyanını da aktarmıştık. Üreticinin, gıda üreticisinin, hayvancılıkla uğraşan, tarımsal üretimle uğraşanın sesine kulak veriniz. Yıllardır artık bu ekrandan, bu bültenlerden bunu aktarmaya, bunun aracısı olmaya, onların sesini sizlere ve yöneticilere duyurmaya çalışmaya gayret ediyoruz sevgili izleyenler. Sonuç yok. Mersin'den sevgi selamlarınızı aldık. Aksaray'dan sevgi selamlarınızı aldık sevgili izleyenler. Niğde Aksaray değil, Aksaray demeniz gerekirdi diyor Hakan Bey. Niğde'yi Aksaray'a bağlı bir yer olarak söylemedim. Ben de biliyorum ikisinin ayrı il olduğunu. Niğde'de de sel oldu demek istedim Hakan Beyciğim. Teşekkürler, selamlar. Derin nefes alıp devam ediyoruz. Kilis'ten günaydın. Günaydın. İstanbul'dan selamlar. Bağımsızlık karakterimizdir başlığı altına gelen mesajlar var. Onlara da bakıyoruz. Bakın güzel bir mesaj gelmiş. Hemen size onu okuyayım. Bağımsızlık karakterimizdir ile taçlandırılan Ruhi Bey'in mesajı. 9 Eylül sadece bir şehrin kurtuluş gününden ibaret değildir. İzmir Valiliğine dikilen Türk bayrağı Kurtuluş Savaşı'nın bittiğini ve düşmanın tamamen Anadolu'dan temizlendiğini, savaşın kazanıldığını simgeler. Bu tarih tüm ulusun seferber olduğu bir savaşın nihayete, zafere erdiği tarihtir. Bağımsızlık karakterimizdir diyen Ulu Önder Atatürk'ü ve İzmir'in koynunda yatan şehitlerimizi saygıyla minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun diyor gönderdikleri mesajda.
Ekonomiden bahsetmeye devam edeceğiz. Keşke ekonomik anlamda da bağımsız olduğumuzdan göğsümüzü gere gere bahsedebilsek ama öyle değiliz. İşte gıdada, üretimde pek çok anlamda bağımlılıklarımız maalesef artarak devam ediyor. Orta vadeli bir program açıklandı ekonomiye dair. Özellikle bununla ilgili en çok dikkat çeken başlıklardan biri kredi kartı kullanımına ilişkindi. Uzmanlara göre kart kullanımında sınırlamadan bahsediliyor bunda ve eğer bu gerçekten hayata geçirilirse sadece kartla dönenin hali perişan. Toplam borcunuz ne kadar? İşte 50 civarı. Asgari ödüyoruz, öyle devam ediyor. Dönemiyoruz abi. Kredi kartı olmasa dönemiyoruz. Vatandaşın cebinde para yok. Neyle harcayacak? Zorunlu ihtiyaçlarını neyle görecek? Cebindeki kredi kartlarıyla. İktidar enflasyonun sebebinin vatandaşın para harcaması olduğunu düşünüyor. Kredi kartlarını da sınırlamaya çalışıyor. Ekonomi uzmanlarına göre orta vadeli programda kredi kartı harcamalarına kısıtlama getirileceğinin işareti de verildi. Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecektir denildi. Açıklama, orta ve dar gelirlinin market ihtiyacını giderirken bile sarıldığı kredi kartına fren mi geliyor sorusunu doğurdu. Vatandaşı derin bir yoksulluk bekliyor ve ihtiyaçlarını karşılayamama durumuyla yüz yüze kalacaklar. Borç üzerine borç, borç üzerine borç. Kredi kartı bu. Maaşlar yüksek enflasyon karşısında günden güne erirken birçok kişi kredi kartıyla ayakta durmaya çalışıyor. Üstelik artık daha yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya tüketici. Kredi kartı aylık faiz oranları %2,81'e, gecikme faizi de %3,11'e yükseldi Eylül ayıyla birlikte. Bireysel kredi kartlarında 920 milyar liranın üzerinde vatandaşın bir borcu birikmiş. Asıl önemli artışın taksitsiz kredi kartı borçlarında olduğunu görüyoruz. Eylül ayının ilk haftası itibariyle burada biriken borç miktarı 501 milyar liranın üzerine çıkmış. İki ay öncesinde bu tutar 395 milyar liraymış. Taksitsiz alışveriş yapmak zorunda kaldığımız yerler, markete gittiğimiz zaman ya da akaryakıt aldığımızda. Kredi kartına borçlanarak geçinmeye çalışanlardan biri de yeni emekli olan 7500 lira emekli maaşı alan Suat Sağlık. Başta mutfak harcamaları olmak üzere kredi kartı borcu sürekli katlanıyor. İki tane var, diğerinden çekip diğerine aktarıyorum. Emekli olmama rağmen, çalışmama rağmen geçinemiyorum. Tüketici harcamalarında kredi kartına yüklenirken işini borçla döndürmeye çalışan esnaf da kredi kartı değil artık nakit istiyor. Alışverişlerde hesabına para transferi yapılmasını talep eden esnafların sayısı artıyor. %10 oldu artık vergiler, banka komisyonları var. Genelde kredi kartları zaten dolu yani herkesin. Ben veriyorum IBAN'ı, onlar da IBAN'dan para yatıyorlar. Bir şekilde belki bir şeye ulaşabiliyor kişi. O da olmazsa ne olacak? Yani ne olacak bu insanlar? Tüketiciyi kredi kartına mecbur edense zaten nakit sıkıntısı. Orta vadeli programla kart harcamalarına kısıtlama getirileceği sinyali de tüketiciyi tedirgin etmeye yetti. Orta vadeli programda kredi kartına ilişkin söyledikleri şey şu. Kredi kartlarının kullanımına yönelik İç talebi dengeleyici bir düzenleme yapacakları kastettikleri şu ki iktidar enflasyonun sebebinin vatandaşın para harcaması olduğunu düşünüyor. Bir mesaj gelmiş köylünün pazarda satış yapmasıyla alakalı. Spaceway kullanıcı adıyla izleyicimiz gönderiyor, kendi ismini kullanmıyor. Ezgi Hanım, siz zannediyor musunuz ki köylüye gitseniz pazarda size limonu 3-5 liradan verecek? Hayal hayal, isterseniz iddiaya girelim. Köy pazarında bir 20 liraya alacaksınız, 3 TL'ye size vermez diyor. Ben zaten toptan satıştan bahsediyorum. Tabii ki perakende satıyorsa piyasası neyse ona verecek. Siz köylü olsanız herkes pazar tezgahında limonu 20 liraya satsa siz 3 liraya mı satacaksınız? Lütfen biraz akıl ve mantığa yaklaşalım en azından, ulaşamasak bile. Bağımsızlık karakterimdir. Tarsus'tan günaydın. Türkiye'nin ikinci büyük bölgesel Çukurova Havalimanı'nın yapılmasıyla tarımdaki sanayideki büyük potansiyelle de artık il olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Tarsus il olsun mesajı gelmiş. Derya Şeker gönderiyor. Hemen altında Bodrum Doğukan kullanıcı adıyla bir mesaj var. Bodrum'dan selamlar diye. Umarım onlar da il olmayı istemiyorlardır.
böyle bir il olmaya dair mesajlar peş peşe geldi. Hadi gelin ben sizi Bergama'ya doğru götüreyim sevgili izleyenler. Hazır mı haberimiz yönetmeni? Bergama'da iddiaya göre sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan kadın işçilerin hak arama mücadelesi var. 17 gündür sürüyor. Kimi 1 yaşındaki torununun maması için, kimi çocuklarının geleceği için. Ama hepsi de alın terlerinin karşılığını alabilmek için oradaydı. Gözaltına direnince jandarma ve polisin müdahalesi sert oldu. O haklı eylem karakolda son buldu. İzmir Bergama'da iddiaya göre tarım sene üye oldukları için 37 sera işçisiyle 2 mühendis işten atıldı. Firma önünde eylem başlatan işçilerin hak arama mücadelesi 17 gündür sürüyor. Dün Bergamalı sera işçileri bir kez daha ellerinde pankartlarla patrona seslendiler. Ancak kısa sürede polis ve jandarma sardı çevrelerini. Eylemi sonlandırmalarını istediler. İşçilerse direndi ve sonrasında arbede yaşandı. Önce desteğe giden Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'yu gözaltına aldı ekipler. Daha sonra da işçileri. İşçiler yerlerde sürüklendi. Bir kişi paçasından tutulup ekip aracına götürüldü. Kadınlar baygınlık geçirdi. Bu anlara tanık olan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. ...13 kişi ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Bir kişi daha sonra serbest bırakıldı. Az evvel limonunu söken çiftçinin haberini aktardık. Şimdi de hakkını arayan tarım işçisinin gördüğü muameleyi tüm çıplaklığıyla izleme şansına sahip oldunuz sevgili izleyenler. Yani bu bir bakış açısı, bu bir öncelik sırası, bu bir yaklaşım meselesi. Yani tamamen siyasi konuya nasıl yaklaştığınız, gerek ekonomik anlamda belirlediğiniz çerçeveyle, koyduğunuz kurallarla, yasalarla, yönetmeliklerle nasıl yaklaştığınız gayet siyasi. Konuyu önceleyip öncelemediğiniz, başka konulara tercih edip etmediğiniz, gerekse bu yaklaşım aslına bakarsanız eninde sonunda kümülatif baktığınız zaman, tüme vardığınız zaman politik bir yaklaşımın eseridir. Günaydın kızım, limon ağaçlarını söken çiftçi için ağaçlar için gözümün yaşını tutamadım, Allah'a kaldı işimiz demiş Fikriye Hanım gönderdiği mesajda.
Bir yanda ekran başında çiftçinin kazanamadığı için söktüğü limona gözyaşı döken izleyici, bir yanda da çiftçinin, üreticinin kazanamıyorum, bırakacağım artık, bu işi yapamayacağım artık feryadına kulak tıkayan yöneticiler. Sormaya, sorgulamaya, bıkmadan, usanmadan bu sesi bu ekrandan sizlere aktarmaya, o sesin aracısı olmaya, dolayısıyla işimizi hakkımızla, hakkını vererek yapmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Reklamdan sonra buluşalım. Haber başlıyor. Beklemez miyim Fox Haber'i? Haberleri biz buradan alıyoruz. Bak ülkenin gerçeklerini yüzleştiriyor bizi Fox Haber. Dağlısınızsınız. Fox Haber desem. Tarafsız bir şekilde haber yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Neden tercihiniz Fox Haber? Fox Haber tercihimdir her zaman. Gerçeği yansıttığını düşünüyorum. Siz Fox Haber izliyor musunuz? Her sabah izliyorum. Söz bu kez televizyon izleyicisinde. Yeni sezonda da Türkiye'nin en çok izlenen haber bültenlerinin Fox Haber'in içeriğini izleyici belirleyecek. Gerçek sorunlar bu ekrandan anlatılacak. Emeklilere zam yapmıyorlar çünkü emeklilerin hayattan tahliye olacağını bekliyorlar. İstiyorlar, öyle istiyorlar. Ne diyorsunuz ya? Vallahi abi gidişat için değil. Fiyatlar çok yüksek. Emekli, çalışan, çiftçi, öğrenci, ev kadını, toplumun tüm kesimlerinin sesini Fox Haber duyuracak yine. Haberleri biz buradan alıyoruz bak. Bir sene önce 6 lira aldım, şeker olmuş oturmuş. Buğdayı veremediniz mi? Biz gübreyi alamıyoruz, mazotu alamıyoruz. Hepsi pahalı oldu. Bir ay nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor? Emekli olarak da bıktık. İşleriniz nasıl gidiyor? İki işle uğraşmadan tek işiyle rahat edebileceğini asla düşünmüyorum. Esnaf kan alıyor. Allah yardımcınız olsun. Tülay Ünal Öç'ten yönetimindeki Fox Ankara bürosu siyasetin ve kulislerin nabzını tutacak yine. Fox Haber'in deneyimli muhabirleri dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmeleri olay yerinden anlatmaya devam edecek. Haber neredeyse Fox muhabirleri bu sezonda orada olacak. Sizin o kitaplardan örülmüş kaleniz gibi ben de televizyonda sizden örülmüş bir şekilde bunları izlemek istiyorum. Her türlü yaraya parmak basıyorsunuz ve onlara da merhem olmaya çalışıyorsunuz. Halkın sıkıntılarını dinliyor ve direkt bize o şekilde lanse ediyor. Sabah açarım, akşam açarım, her zaman Fox abi. Yeter artık kardeşim, git televizyonda, biz de seni içelim. Burada görüyoruz. Bizi en iyi siz biliyorsunuz, siz anlattınız. Fazla söze gerek yok. Bu sezonda yine soracağız, sorgulayacağız, saklamayacağız. Fox Haber'de yeni sezon 11 Eylül Pazartesi başlıyor. İzmir'in kurtuluşunun 101. yılı dedik. İlk açılışımızda da aslında bu kurtuluşa dair İzmir Marşı'yla, o ruhla, o coşkuyla girmek istedik. Şu anda da İzmir'de bir yürüyüş gerçekleştiriliyor sevgili izleyenler. İzmir 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü kutlamalarında Basmane'den Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş gerçekleştiriliyor ve tam 350 metrelik bir Türk bayrağıyla gerçekleştiriliyor bu zafer yürüyüşü. İzmir sadece İzmir'in kurtuluşu olarak anılmıyor efendim 9 Eylül. İzmir'in kurtuluşu demek aslında kazanılmış bir zafer demek, cumhuriyet demek, Türkiye Cumhuriyeti demek. İşte İzmirliler bugünün, bu anlamlı ve güzel günün yıl dönümünde bunun hakkını vermeye gayret ediyorlar ve gerçekten güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Havadan kuş bakışı çekilen görüntülerde İzmir'deki 350 metrelik o Türk bayrağını ve Basmane'den Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilen yürüyüşü görüyoruz. Tekrar tekrar kutlu olsun İzmir'in kurtuluş yıl dönümü. Dolu dolu 101 yıl geride kaldı ve tabii ki aynı zamanda CHP'nin de kuruluş yıl dönümü 100. yılı 9 Eylül aynı zamanda o tarihe işaret ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi, evet, bugünkü haliyle seversiniz, sevmezsiniz, oy vermişsinizdir, vermemişsinizdir. Pek çok siyasi tartışma var. Günlük siyasi konularda da bu tartışmalar çokça yapılıyor. Ama öyle veya böyle Cumhuriyet'in ilk partisidir. Atatürk'ün kurduğu partidir sevgili izleyenler ve siyaset okulu diye de anılır. O yüzden önemlidir. Bu tarihler gerçekten önemli ve kıymetlidir. İrfan Tomakin şimdi gazetelerden bizi habere doğru yönlendirecek. Cumhuriyet Gazetesi'ni okuyoruz. Bağımsızlık kutlaması, İzmir'de 101. yıl coşkusu diyor Cumhuriyet Gazetesi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlayan bağımsızlık mücadelesi 9 Eylül'de İzmir'de zaferle sonuçlandı. 101 yıl önceki kurtuluş bugün kentte görkemli törenlerle kutlanacak. Siyasi ve ekonomik bağımsızlığın temellerinin atıldığı İzmir, milletin irade ve azminin karşısında hiçbir gücün duramayacağını, insan
tarihine yazdı. Şimdi bizler büyük bir mirasa sahip çıkmanın haklı gururunu yaşamaktayız diyor Tunç Soyer. Tarihe kazındı demiş efendim. Bu da önemli bir bilgidir, detaydır. Şimdi bir de Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine bakalım. Yoksulluk ve açlık artıyor. Eğitimi yapboz tahtasına çeviren iktidar gerçek sorunları görmüyor. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelik değişikliğiyle 50 ortalamayla sınıf geçme uygulamasına son verdi. Açık liseye geçişleri kısıtladı. Eğitimciler son dakikada kimseye danışmadan alınan karar daha büyük sorunlara yol açar. Yoksulluk çocuklarımızı eğitimden koparıyor. Önce bunu çözsünler dedi. Veliler de 11 Eylül'de çalacak ilk ders zili öncesi iktidara okullarda bir öğün ücretsiz yemek çağrısı yaptı. Derinleşen yoksulluğa dikkat çeken Veliler Başkanı Ömer Yılmaz, eğitim artık lüks oldu, çocuklarımız okula bu yılda aç gidecek, asgari ücretli masraflara yetişemiyor diye konuştu. Velilere ve onların haklı çağrısına kulak vereceğiz. Biz velilerin %50'sinden fazlası asgari ücretle çalıştığı koşullarda bu masrafların karşılanması mümkün değildir. Ücretsiz yemek olsa tabii ki güzel. Çünkü o kadar zor durum ki her taraf zaten belli. İyi beslenmiş olur. Aklımız kalmaz en azından. Beslenme çantasının maliyeti son bir yılda iki katına çıktı. Çocukları sağlıklı beslensin isteyen veliler okullarda ücretsiz öğün için eylemdeydi. Çocuklarımızın okulda olduğu süre içerisinde beslenme sağlıklı suya erişim sorunlarıyla karşı karşıya kaldıkları aşikardır. Kantinden beslenme ücretleri geçen yılın en az iki katı olacağını varsayarsak bir öğrencinin günlük harcaması 90-100 liralara çıkması çok olasıdır. Salı günü zaten peynir, zeytin, domates gibi kahvaltılık, dilim ekmek beslemesine koyuyoruz, gönderiyoruz. Tabii ki bütçeyi aşıyor bu, bayağı bir aşıyor hem de. Beslenme çantasının olmazsa olmazı en temel gıdalar bile bütçeyi zorluyor artık. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son açıkladığı Ağustos ayı verilerine göre gıda enflasyonu %72,86. Yani TÜİK'e göre bile geçen sene 100 liraya dolan beslenme çantası 172 liraya doluyor bu eğitim öğretim döneminde. Oysa bazı gıdalarda artış çok daha fazla. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da beslenme çantası lüks oldu diyerek tepki gösterdi fiyat artışlarına. Çantanın kendisi 124 lirayken 229 liraya çıkmış. Zeytin 70 lirayken 224 liraya çıkmış. Beslenme çantasına konulan domatesi, salatalı, aklınıza gelen tüm ürünler en az iki katına çıkmış durumda. Artık beslenme çantasının kendisi lüks hale gelmiş durumda. Okulda hani herkese göre bir yemek hazırlansa, yani okulda yemek pişse, hani o şekilde verilse güzel olur. Devlet verir mi bilemiyorum. Güzel olurdu aslında, hani çünkü ne yiyecekleri belli olmuyor. Sadece yemek de değil, içme suyu bile bir maliyet kalemi veliler için. İstanbul'da en ucuz yarım litrelik şişe suyun fiyatı 5 lira. Çocukları günde 2 şişe su içse okulda 10 liradan ayda 200 lira para çıkması gerekiyor ceplerinden. Çocukların temiz içme suyuna da ihtiyaçları var ve bir içme suyu bugün kantinlerde en az geçen sene 3-3,5 liraydı. Bu sene herhalde 2-3 katı olur diye düşünüyorum. Yani çocuklar gelişim çağında 2 şişe su da yetmiyor aslında. İstanbul Kartal'da eylemle seslerini duyurmaya çalışan velilerin beklentisi ortak. Öğrencileri için okulda hem sağlıklı hem de ücretsiz yemek istiyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Çocuklar okullara gerçekten aç gidiyor. Evlerinde sabah kahvaltısı yapmadan beslenme çantaları boş geliyorlar. Sağlıklı eğitime ulaşmak sağlıklı nesil demektir. Yani demek ki biz sağlıklı nesil istemiyoruz diye düşünüyorum. Sevgili izleyenler, geliyor mesajlar, özellikle üreticiden geliyor. Gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Hasan Sezai Karagöl göndermiş mesajı. Ben Adana Yumurtalık'ta çiftçiyim. Mısırı devlet 6 lira açıkladı. Geçen senenin fiyatından da az, fakat bizim elimize 6 lira da geçmiyor. Biz 5100 liradan hesap, bizim hesabımızı 5100 liradan gördüler. Limona 2 lira diyorlar. Şu an mandalina 4 lira. Ektiğimiz her şeyden zarar ediyoruz. Verim almamıza rağmen millet tarlasını satmaya başladı. Kimse ekim yapmıyor artık demiş gelen mesajda. Maalesef sevgili izleyenler, gelen mesajlar bu yönde. Bize yönelik eleştiri mesajları da geliyor, gelmiyor değil. Gelen mesajların arasında eğer gerçekten siyaset üstü bir haksızlık söz konusuysa biz de bunu dile getirmek zorundayız. Buna sessiz kalmamız imkansız. En azından bunun sesi olamayız bu haksızlığın.
Şimdi çiftçi üretemiyor, ürettiğinden kazanamıyor. Tarlasını terk etmeye başlıyor. Biz tarım ülkesiyiz. Tarım ülkesi olduğumuz noktada baktığınızda maalesef gıdaya erişimin de en zor olduğu ülkelerden biri haline geldik sistematik bir şekilde. Az evvel haberini aktardık, gazetelerden okuduk. 36 aydır kesintisiz bir şekilde artan bir gıda enflasyonumuz var. Sonra dönüp de insanların gıdaya erişiminin zorluğundan, hele bir de en önemlilerimiz çocuklarımızın gıdaya erişiminin zorluğundan bahsetmek zorunda kalıyoruz. Veliler çıkıyorlar, diyorlar ki devlet çocuklarımıza en azından okulda bir öğün yemek versin. Bu gerçekten çok önemlidir. Çocuğunu okula göndermekten vazgeçen anne babayı çocuğu okula göndermeye bile ikna eder. Çocuğun gelişimi için önemlidir. Okuduğunu anlaması için önemlidir. Çocuğun boyunun uzaması, dünyadaki yaşıtlarıyla rekabet edebilir hale gelmesi için önemlidir. Evladımızdır, geleceğimizdir. Netice itibariyle karnının doyması, dengeli ve yeterli beslenmesi lazım. Eğer dar gelirliyse aile, ki ülkemizin yarısından fazlası artık yoksul kesime giriyor. Açıklanan rakamlar bunu ortaya koyuyor. O çocuklara da devletin sahip çıkması lazım. Bir izleyicimiz de göndermiş, insanı yaşat ki devlet yaşasın diye. Evet, insanı yaşatmaya çocuğumuzdan başlayacağız. Onun gelişimini tam olarak sağlamasını çalışmamız lazım. Dolayısıyla bu haklı bir isyandır sevgili izleyenler. Akbelen diyeceğim şimdi. Biliyorsunuz Akbelen ormanları ile ilgili yıllardır süren bir nöbet, bir mücadele var. Biz de bunu sık sık ekrana taşıyoruz. Zeytin ağaçlarının kesilmesine engel olamayan Akbelenliler bu kez de arkeolojik olarak bir uyarıda bulunuyorlar. Arkeolojik kazılarla ilgili belki de orası sit alanı ilan edilme olasılığı varken bazı dalaverelerle bu arkeolojik kazılar yapıldı. İkiz köylülerin mücadelesi sürüyor. Köylüler zeytin ağaçlarından sonra bu kez de kültür varlıklarını korumak için harekete geçti. Orada ne elde ediliyorsa kaçak göçek bir yerlere kaçırılıp götürülüyor ve bizim bundan haberimiz yok. Akbelen korunması gereken bir yer bütün varlıklarıyla. Yıllardır mücadele ediyor ikiz köylüler ağaçları kesilmesin diye. Jandarmayla defalarca karşı karşıya geldiler ama kıyımı engelleyemediler. Maden sahası köylülerin tapulu arazilerine, tarım alanlarına, zeytinliklerine kadar ilerledi. Kesilen ağaçlardan geriye kalan tomruklar bir bir taşındı kamyonlarla. Arazi düzlendi, akbelendi. Zeytin ağaçlarının kesilmesine engel olamadı köylüler. Şimdi mücadeleleri kültür varlıkları için. Özellikle bazı karya Bizans ve Roma dönemlerine ait bulgular, mozaikler elde edildiğini öğrendiğimiz günün ertesi günü kepçelerle oğlana girip orayı talan etmişlerdi. Çevre nöbetini sürdüren ikiz köylüler alanda yapılan arkeolojik kazıların akıbetini öğrenmek ve tarihi varlıkların korunmasını sağlamak için Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Talepleri bölgede yapılan çalışmaların ve sonuçlarının herkesle paylaşılması, Akbelen'deki her bir değerli varlığın korunması. Herkesin bilgisi ışığında gerçekleştirilsin, kamuoyuyla paylaşılsın, gözden uzak bir şekilde yapılmasın, bulgular saklanmasın. Şeffaflık istiyorlar. Kendi memleketlerinde, topraklarında yürütülen çalışmalarla ilgili şeffaf bilgi talep etmek o insanların hakkı. Sıradaysa bebek bezi ve hasta bezi meselesi var. Markalısını satın almak o kadar güçleşti ki artık açık ve kiloyla satılana yöneldi herkes. Çok satıyoruz, çok satıyoruz. Ya alım gücü biraz zayıf olduğu için markalar alamıyorlar. Böyle açık bez veriyoruz. Gelir düzeyi az olanlar bunları tercih ediyor. Ne alıyorsunuz efendim? Bez alacağım. Annem al dedi. Galiba diğerlerinin fiyatı daha yüksek. Kardeşinize mi alıyorsunuz? Yok, yeğenime alıyorum. Fiyatı daha mı uygun? Evet. Hasta ve bebek bezi fiyatlarındaki artışlar aileleri kiloyla satılan ya da markasız bezlere mecbur bıraktı. Birçok dar gelirli aile artık paketli markalı ürünler yerine açık bebek bezlerini tercih etmek zorunda kalıyor. Pahalı mı bebek bezleri? Tabii pahalandı. Biz 2 ay önce mesela 80 liraya alıyorduk. Şimdi 110 liraya alıyoruz. Ne kadar gidiyor günde? Vallahi günde 5 tane, 6 tane, daha fazla da olabiliyor arada sırada. Ayda yani ıslak mendille beraber en fazla 2000-2500 ödüyoruz. Bebek bezlerinin fiyatı markasına, içindeki adet ve büyüklüğüne göre değişse de yine de çok pahalı. Örneğin 46'lık bu paketin fiyatı 365 lirayken içinde sadece 17 tane bebek bezi bulunan bu paket ise 100 lira.
Bez kullanıyor musunuz? Kullanıyorduk, bıraktık. Neden? Zorunda kaldık. Çok pahalı çünkü. Ne yapıyorsunuz? Alıştırdınız Alıştırdık mı? Evet. Tıpkı bebek bezleri gibi hasta bezlerinin fiyatı da bütçeleri zorluyor. Pakete 65 liradan başlıyor, 150 liraya kadar. Tanesi de 20 liraya kadar çıkıyor. Fiyat düştükçe paketin içindeki adet ve kalite de düşüyor. Vallahi nereden uygun olursa oradan alıyoruz. Yani herhangi bir belli bir şeyimiz yok. Genelde internetten alıyoruz. Daha uygun oluyor internet. Bebek bezlerindeki fiyat yükü birçok aileyi işte bu markasız ve elle paketlenen ürünlere yöneltiyor. İçindeki bez sayısı büyüklüğüne göre değişen bu paketlerin fiyatı 30 lira. Çok maliyetli, evet, maalesef yetişemiyoruz. Aylık 1000 liranın üstüne çıkıyoruz maalesef. Zorluyor mu? Zorluyor tabii. Askeri ücretle geçinince zorluyor, evet. Aldık ama işe yaramadı. Sızdırma, pişik, her şey olmuştu. Markasız bezleri kullanmak zorunda olan aileler en uygun şartlarda üretilmiş bebek ve hasta bezlerinin ücretsiz dağıtılmasını ya da cüzi bir ücretli olmasını istiyor. Tabii ki düşürülsün, istiyoruz düşürülmesini ama bu zamanda zor gibi gözüküyor maalesef. Çok zor gerçekten, bir hasta bakmak, onun masrafına ve iş yüküne yetişmek de çok zor. Bir çocuk yetiştirmek ve onun masrafına yetişmek de çok zor sevgili izleyenler. Orta vadeli program açıklandı. Ekonomide ne hale geleceğimizi 3 yıl içerisinde şöyle vaat etti bizi yönetenler. 3 yıl sonra enflasyon tek haneli seviyeye düşecek dedi. Bunu dediğinden beri muhalefet de aslında rakamsal verilerle hayır öyle olmayacak, bakın daha önce de öyle olmamıştı diyor. Son açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Günahların vebalini millete yıkacak. Kılıçdaroğlu orta vadeli program üzerinden iktidara yüklendi. Saray hükümeti yine selden kütük kaçıracak. Ekonomide işlediği tüm günahların vebalini milletin sırtına yıkacak. 2024'te hedeflenen enflasyon %33, hedefledikleri vergi tahsilatındaki artış %73. Vatandaşın vergi yükü olağanüstü artacak. Tüm bu yıkıma sebep olanların şimdi çıkıp sorun ekonomik değil psikolojik demesi ise siyasetin değil olsa olsa tıbbın konusudur dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Hadi gelin OVP'nin tartışmasına bakalım. Sıkı para politikasının da desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşürecek. Cari işlemler dengesini iyileştireceğiz. OVP'ye göre 2024'te Amerikan doları TL'ye karşı %54 değer kazanacak. Yani TL pul olmaya devam edecek. TL'nin değeri pul olurken enflasyon %65'lerden %33'e nasıl düşecek? Açıklanan orta vadeli programa göre 3 yıl sonra yani 2026'da görülecek enflasyonda tek haneler. Kılıçdaroğlu o da imkansız dedi. Bir yana iktidarın 12 yıl önce 2023 için koyduğu hedefleri, diğer yana yeni orta vadeli program hedeflerini koydu. İktidara yüklendi. 2023 için 2011'de sözler verdiler. Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girecek. Milli gelir 2 trilyon dolar, fert başına gelir 25 bin dolar, ihracat 500 milyar dolar olacak, işsizlik %5'e düşecekti. Şimdi getirdikleri OVP ile 2026'ya kadar bu hedeflerin yanına bile yaklaşamıyorlar. 2023 yılındaki enflasyon tahminimizi %65'lere yükseltmiş durumda. 2024'te hedeflenen enflasyon %33 ama diğer tarafta hedefledikleri vergi tahsilatındaki artış %73. OVP'ye göre vatandaşın vergi yükü olağanüstü artacak. Enflasyonda bir artış söz konusu bu sene ama bu geçiş dönemine özgü bir artış. Kalıcı bir artış olmayacağını öngörüyoruz. Gelecek yıldan itibaren kademeli bir şekilde enflasyonun düşeceğini ve 2026'da %8,5 gibi tek haneli rakamlara döneceğimizi düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir dizi ziyaret için gittiği Rize'de 2026 enflasyon hedefini açıkladı. 3 yıl sonrası için hedefin tek hane oranınsa %8,5 olabileceğini, milli gelirinse 1 trilyon doların üzerine çıktığını söyledi. 2023 yılında yaptığımız bu yıla ilişkin yaptığımız tahminlerde bu yıl 1 trilyon doların üzerinde bir milli gelir görüyoruz. Şu an itibariyle aslında buna ulaşmış durumdayız. Yani geriye dönük 12 aylık bir hesap yaptığımızda 1 trilyonu aşmış. İlk defa Türkiye 1 trilyon dolar seviyesini aşmış durumda. Bu yıl sonunda 1 trilyon 60 küsur
bir rakama inşallah gelmiş olacak. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Türkiye ekonomisindeki son dönemdeki bozulma 2021 yılı Eylül ayından itibaren başlamıştır. Enflasyondaki %85'lere varan artışın temeli 2021 Eylül'dü. 2021 Eylül'de ekonomi yönetimi faizleri düşürme kararı aldı. Politika faizi %19'dan %8,5'a kadar indirildi. Enflasyonsa %85'lere tırmandı. Doları tutmak için kur korumalı mevduatla çözüm arandı. KKM olmasaydı bütçenin faiz yükü ne olurdu diyenler bir zahmet OVP'de faiz giderlerindeki patlamaya da bir baksın. 2023'te %108 artan bütçenin faiz ödemeleri 2024'te %94 artacak. Karşımızdaki sorunun ekonomik değil psikolojik olduğuna işaret ediyor. Tüm bu yıkıma sebep olanların şimdi çıkıp sorun ekonomik değil psikolojik demesi ise siyasetin değil olsa olsa tıbbın konusudur. Enflasyon artışını yavaşlatma, kur korumalı mevduattan çıkma adımları, Kılıçdaroğlu yerel seçimlerden sonra daha yüksek faiz ve vergi yükü gelecek dedi. Vergi yükü artacak ve ekonomide insanların omuzlarında artan vergi yüküyle birlikte yükselecek dediler aslında özetle. Ozan Gündoğdu, Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu stüdyomuzda. Kendisine soracağım ben. Önce şunu sorayım ama psikolojin nasıl Ozan? Psikoloji fena değil. Psikolojim iyi. Yani ekonomi gibi değil. Hmm. Yani Mehmet Bey, Mehmet Şimşek söylediği şekilde soracaksak eğer, ekonomideki kötü gidiş psikolojikse eğer, benim psikolojim fena değil. Demek ki ekonomi de iyidir yani. Yani bu fiyatlandırmanın biraz insan psikolojisiyle alakalı olduğu öne sürüldü. Böyle panikle fiyatları çok arttırıyorlar gibi algılamalıyız galiba. Yani şimdi onu? O siyasi didişmenin şeyine, vasatlığına teslim olmayalım. Psikoloji gerçekten önemli. Yani enflasyon dönemlerinde meselesi yalnızca rakam değil ama bunu bütün ekonomistler kabul edecektir. Davranışsal iktisat diye de bir alan var artık. Enflasyon ahlaksızlaştırır, enflasyon yozlaştırır. Kişilerin hem alıcıların hem satıcıların kararlarını bencilleştirir, kar oranlarını arttırır. Bu anlamda enflasyonun özellikle ilk dönemlerinde satıcılar bu vaziyetten hoşnut kalırlar. Yani kar oranları farkına varılmadan piyasaya enjekte edilebilir. %10 karla satılan ürünler bir anda %15-20 karlara ulaşabilir. Dolayısıyla bu haliyle psikolojiktir. Evet, psikolojisi de var bu işin. Ya da mesela bu dediğimi izleyenler de şey yapacaktır, kabul edecektir. Ben kendim yaşıyorum, belki sen de yaşıyorsundur. Kasaya gittiğimde ne fiyat verilse bana, yani ne kadar hesap kardeşim? İşte 1000 lira. Herhalde 1000 lira olmuş artık demek ki deyip veriyorsunuz. Bu işin psikolojik boyutu. Kaybettik artık. Bu işin normali olması gerekenine kaybettik. Orada kaybolduğumuz için algılayamıyoruz. Pahalı mı ucuz mu algılamak çok zor. Ama tabii şu tepki çeker. Ekonominin bu halinden tümüyle sorumlu olan bir bakanlığın koltuğunda oturan kişi yani sorun psikolojiktir de dememeli tabii yani. Bu meselenin... Bir psikolojik mesele var da sebep mi, sonuç tabii mu onu ben aynen, çok kestiremiyorum. Yani, bence biraz sonuç gibi daha, ama psikolojimiz daha, bozuldu bu durumun sonucunda. Yani hafızayı tazelemekte fayda var. Daha 22 Nisan. 22 Nisan'ın üzerinden kaç ay geçti? 5-6 ay geçti. Ya seçimden bir ay olmadan önce yani yaklaşık 20 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ben bu görevde olduğum sürece faizler düşmeye devam edecek. Benden başka bir şey beklemeyin dedi. Bir ay sonra bu işler değişmeye başladı. Dolayısıyla bu da psikolojimizi yoruyor. Yani bir ay önce dediğim buydu. Şimdi yaptığımız bu. Meselenin böyle de bir psikolojik boyutu var tabii. Var, var evet. O da ayrı bir konu başlığı. IMF deniyor. IMF'e giderler mi? Ben zannetmiyorum. Şimdi IMF'in eski fonksiyonu da kalmadı. Yani IMF... 80'li yıllara, 90'lı yıllara kadar daha doğrusu dünyanın bütün böyle ödemeler dengesi problemi yaşayan ülkelerine kefil olup o ülkelere o ülkelerin borç almasını kolaylaştıran ve kendi programıyla söz konusu bu şeyi finanse eden, bu programı finanse eden bir uluslararası ekonomik kuruluştu. Fakat dünya 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda çok değişti. Artık IMF dışında IMF'den çok daha büyük fonlar var. İşte Londra'da tek kalemde 300-400 milyar doları yöneten ya da Tokyo'da IMF büyüklüğünde fonları yöneten birçok para kaynakları var. Bu para kaynakları eğer ki borç almak istiyorsanız onlar da çeşitli programlar uygularsanız biz size borç veririz diyorlar. Dolayısıyla artık sadece IMF yok. IMF'ye gitmiyorsak o zaman vaziyet iyidir gibi bir şey de söz konusu değil. Çünkü dünya değişti artık. Yani 70'li yıllarda, 80'li yıllarda bir ödemeler dengesi krizi yaşadığınız zaman gidebileceğiniz tek mecra vardı. Keza 90'lı yıllarda da IMF'ydi. Ama IMF dışında şimdi birçok yere gidebiliyorsunuz. İşte bakın Mehmet Şimşek daha 2 hafta önce Tokyo'daydı. Niye Tokyo'daydı?
IMF değil ama IMF büyüklüğündeki fonlardan para alabilmek için Tokyo'daydı. Keza ondan bir hafta önce Körfez'i gezdi. Körfez petrodolarların kaynağı. Orayı oradan para kaynağı bulmaya çalışıyor. Hakikat şu, memleketin paraya ihtiyacı var. Bir biçimiyle memlekete gelecek dövize ihtiyacımız var. Fakat bu ihtiyacın nasıl karşılanacağına ilişkin önümüzde henüz bir yol haritası yok. İşte ekonomideki bazı olağan dışılıkları değiştirerek, işte faizi düşürerek enflasyonu düşürmeye çalışmak gibi olağanüstlükleri geçirerek işte bu fonlardan istifade etmeye çalışıyor ekonomi yönetimi. Fakat an itibariyle hani Merkez Bankası bilançosunda görebiliyoruz bunu. Günlük bilançosunu yayınlıyor. Belki 10 gün gecikmeli geliyor ama 10 gün öncesine ilişkin fikrimiz var. Henüz ortada seçimden hemen sonra söylenen, İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nden geleceği söylenen 50 milyar dolar ya da işte Katar'dan, Suudi Arabistan'dan geleceği söylenen onlarca milyar dolar henüz memleket yok, sınırlarından içeri girmiş değil Merkez Bankası bilançosuna göre. Keza Tokyo'dan da böyle bir beklenti vardı. O da girmiş değil. Şimdi ama Dünya Bankası konuşuluyor. Hı. Dünya Bankası proje bazlı kredi veriyor. İşte 18 milyar dolarlık bir kredisi vardı, bize ayırdı. Onu 35 milyar dolara çıkaracağı söyleniyor. Hani o fazladan 10-18 milyar dolar kadar bir paranın içeri gireceği söyleniyor. Ama bu da bir süre sonra şu psikolojik etki yaratıyor. Madem psikolojiden bahsettik Mehmet Şimşek'te. Ya bu böyle olmuyor demek. Çünkü sürekli bir şey haber. Asparagas, daha sonra arkası olmayan habere maruz kaldıkça piyasa, ya bunlar o kadar da ciddiye alınmayacak şeyler gibi bir yorum çıkıyor. Peki bu Dünya Bankası'nın bu tavır değişikliğinin sebebini nasıl yorumlarsın? Orada belli ki yeni hükümet diyorum ama hani aslında yine başında yine Erdoğan'ın olduğu ama yeni ekonomi yönetiminin belli ki bir çabası var. Batılı fonlara daha sıcak bakıyorlar. Batılı fonlardan kopmak istemiyorlar. O noktada batılı fonlardan bizi koparan aslında 2019-2020 ile başlayan o olağanüstü siyasi konjonktürdü. O siyasi konjonktüre kendimizi de çok kaptırmıştık. Fakat şimdi anlaşılan o ki ekonomi yönetimi paranın asıl kaynağının batı kaynaklı olduğunu farkında ve batıyla daha farklı iletişimler kuruyor. Mesela daha dün Fitch Türkiye'nin ekonomi puanını düzeltti. Yani düzeltti derken B gibi kötü bir puanda negatiften durağına çevirdi. Mesela bu işaretler Batı ile kurulan diyaloğun derinleştiğini aslında gösteriyor. Keza Dünya Bankası'ndan gelecek olan paranın iki katına çıkması da benzer bir gelişmedir yani. Yani onlar bizi dışarıdan aslında bu anlamda olumlu görüyorlar. Bu değişimi olumlu karşılıyorlar gibi bir sonuca varabilir miyiz? Değişimi olumlu karşılıyorlar gibi bir sonuca varabiliriz. Değişim olmadı ama hani sonuçta. Ama yani anlaşılan o ki hani yeterli de gelmiyor. Bu yeterli de gelmiyor ifadesini tırnak içinde söylemek gerekir. Hiçbir fon Türkiye'ye, ne batıdan, ne doğudan, ne güneyden, ne kuzeyden Türkiye'ye gelen hiçbir fon bizim kara kaşımıza, kara gözümüze, vay Müslüman kardeşime destek vereyim, böyle anlatılıyor ya Körfez fonları, ya da vay işte batıya karşı Türkiye'ye destek vereyim, böyle gelmiyor. Bunların hepsi kendi çıkarlarını gözeterek geliyorlar. O çıkarların yeterince olgunlaştığını gördükleri zaman gelecekler ve gelenlerin hiçbiri aslında bizim için gelmedikleri için buraya da hepsiyle dikkatli ilişki kurmak gerekir. Burada anladığım kadarıyla hani bu çerçevede Türk lirasının artık yeterince değer kaybetmediğini düşündüklerini düşünüyoruz. Çünkü baksanıza orta vadeli program bekleniyordu. Orta vadeli programda bile gelecek yıl dövizde %54'lük bir değerlenme, 2024 yılı boyunca %54'lük bir değerlenme olacağı düşünülüyor. Şimdi bunu siz zaten kendiniz söylüyorsunuz. %54 kadar senin paran değer kaybedecek diyorsunuz. Döviz değer kazanacak. Şimdi ben dövizi elinde tutan bir fonum. Avrupa'da ikamet ediyorum. Türkiye'ye gelip Türk lirasına niye yatırım yapayım? Türk lirasına yatırım yaptığım anda şunu biliyorum. Benim param %54 değer kaybedecek. O zaman benim Türkiye'ye gelmem için en az %54 kazanmam lazım. Bana %54 ne kazandıracak? Vadeli mevduat öyle bir para vermiyor bana. %35-40 veriyor. Devletin kendisi %54 dolar değerlenecek diyor. Şimdi %35-40'a gelmem o vadeli mevduata. Borsaya gidiyorum desem, borsa zaten son 3 ayda 4 ayda ciddi bir artış kat etmiş. Bunun üzerine şimdi gelinir mi? O bir soru işareti yaratıyor. Gayrimenkule gelsem, gayrimenkul fiyatları dünyada en hızlı artan son bir yılda Türkiye olmuş. Herkes şunu konuşuyor. Aynı hızda artmaya devam edecek mi? Şimdi
Bu tabloya baktığın zaman yabancı sermaye burada çıkarlarını çok sağlam görmüyor olsa gerek. Demek ki bazı şeylerin yine değişmesi lazım. Ne demek o? İşte faizi biraz daha arttıracak demek ki. İşte şey gelebilsin diye, fon gelebilsin diye. Değişmesi gereken şeyler sadece böyle rakamsal veri, ekonomiyle ilintili durumlar ya da ekonomiyle ilgili kararlar mı alınması gerekiyor? Şimdi yapısal reform deniyor OVP'de. Orada kastedilen ne? Ya bu OVP işini bir kere şunu açmak lazım. Bence halkımızın da bunu böyle idrak etmesinde fayda var. 2006 yılında Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu getirildi. 5018 ciddi bir reformdu. Ve orada deniyordu ki kardeşim biz çok yıllı bütçeye geçeceğiz. Yani biz böyle yıllık yapmayacağız bu işleri. 3 yıllık bir program dahilinde yıllık bütçeler hazırlayacağız. Yıllık bütçeleri bakanlık hazırlayacak, Maliye Bakanlığı. Ama diyor 3 yıllık o programı Devlet Planlama Teşkilatı hazırlar. Yani orta vadeli program aslında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanırdı. Ne anlamı var bunun? Devlet Planlama Teşkilatı'nı icra makamından bağımsız özerk bir kurum olarak kurardı devlet. Devlet aklı böyle kuruyordu. DPT programı hazırlar, hükümet o programa uygun bütçeler hazırlar. DPT ise bu programı siyasi baskıdan, siyasi endişelerden azade hazırlar. Şimdi her şey böyle tasarlanmış. Çat geliyorsunuz 2011 yılında DPT'yi kapatıyorsunuz. DPT'yi kapattıktan sonra şimdi orta vadeli programı kim hazırlayacak? Orta vadeli programı diyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırlayacak. İyi de onun siyasi endişeleri var. Yani o programı 3 yıllık program hazırlarken siyasi endişelerle hazırlıyor onu. O siyasi yapacak bir şey yok. Kimse de bunu tartışmadı. Didişe didişe biz bu zamana kadar geldik. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı orta vadeli program hazırlıyor. Ne söylemesi gerektiğini tam söyleyecekken o siyasi endişe onu orada bırakmış. Yani %33'e düşüreceğiz diyor. Enflasyonun nasıl sorusuna tam gelecek nasıl da topa yapısal basıyor. Reform. Topa basıyor. Yapısal reform vesaire diyor. Ya da nasıl sorusunda bir geçiştirme var. Neden? Çünkü siyasi endişeleri var. Bu haliyle şunu da söylemek gerekir. Söz konusu bu orta vadeli programı hazırlanma sürecinde belli ki içeride de çok ciddi tartışmalar olmuş. Çünkü bu program çok belli ki, duyumlarımız da bu şekilde, çok belli ki kırpılmış. Yani 40 küsür sayfalık bu metin aslında 60 küsür sayfalıkmış. Ama o tartışmalar, kendi içindeki tartışmalar nedeniyle bir kısmı boşalmış. Hal böyle olunca bütün ekonomistlerin üzerinde uzlaştığı şu yorum ortaya çıkmış. Hedefler var fakat bu hedeflere nasıl uyulacağına ilişkin elimizde daha önce DPT'nin hazırladığına benzer bir program yok. Enflasyon %33'e düşecek. Nasıl düşecek? Faiz ne olacak da düşecek ya da düşmesi için başka hangi önlemler alınacak? Buna ilişkin böyle derli toplu bir şey görülmedi. Şunu maalesef söyleyememiş olabilirler mesela. Nasıl düşecek? İşte insanlara 60 yaşından önce kıdem tazminatı vermeyiz. Bunu söyleyemiyorlar anladığım kadarıyla. Bugün Yeni Çağ Gazetesi'nde bir haber. AKP iktidarının orta vadeli programında kıdem tazminatı düzenlemesi de yer alıyor. SGK uzmanı Tezel, şu anki gibi bir iş yerinde bir yılı doldurunca kıdem tazminatını alırken yeni sistemde alamayacaksın. 60 yaşına gelip sosyal güvenlik sisteminden emekli olunca alacaksın. Ya da evleneceksen, araba alacaksan fonda biriken paranın yarısını bir defaya mahsus olmak üzere alabileceksin. Bunu niye bu kadar istiyorlar? Yani bizim önümüzde neden böyle 6 ayda bir, 1 yılda bir kıdem tazminatı diye bir şey geliyor? Bak, orta vadeli programdaki hedeflerden bir tanesi gelecek yıl işsizliğin artması. Diyeceksin ki yani bunu hedef olarak açıklanır mı? Tabii enflasyonu düşürmenin bedeli bir miktar işsizlik. 10.3 diyor 2023 için gerçekleşme tahmini. %10.3 bir işsizlik olacak ama 2024'e gelindiği zaman o işsizlik %10.6'ya çıkacak. Bence iyimser %10.3'ten %10.6'ya çıkarması. Çünkü daraltıcı politika uygulayacaksın. Bir kısım insan işsiz kalacak bu esnada. Kemer sıkma dediğinin zaten bilançosu bu. Bu esnada ama patronlardan şu talep yükseliyor. Ya kardeşim ben istihdamımı daraltmak durumunda kalacağım. Zaten stoklarım dolmuş ağzına kadar. Enflasyon döneminde stoklara çalışmışım. Ürettiğimi satmasam da olur, stoğa koyarım, zaten stokta değerlenir demişim. Belli ki önümüzdeki dönem enflasyon da düşecek diyorsunuz. Ben bu yol haritasından bunu anlıyorum. Ben yeni yatırım yapmaktansa stoklarımı eriteyim. Bir kısım işçiyi de dışarı çıkarayım, işten atayım derken benim düşünceme engel olan şey kıdem tazminatı. Oo diyorum, bir bakıyorum ki işçilerin işte
2000 kişi çalıştırıyorum, 500'ünü işten atacağım. Bu 500 kişiyi işten atmam için benim önümdeki en büyük engel kıdem tazminatı. Toplu bir ödeme yapmam lazım. Toplu bir ödeme yapmam lazım. Ama bu toplu ödeme için bankadan kredi çekmem lazım. O kredinin faizi yüksek vesaire. Yana yakıla kendi meslek örgütlerimde bunu anlatıyorum. Bir bakıyorum ki bütün arkadaşlarım aynı şeyi anlatıyor. Ya biz işten çıkartacağız insanları. Buramıza geldi, üretmiyoruz. Fakat kıdem tazminatı bize engel. Biz meslek örgütü olarak Mehmet Şimşek'in kapısını çalıyoruz. Gidiyoruz ya da Cevdet Yılmaz'ın kapısını çalıyoruz. Ya şu kıdem tazminatını bir bitirin kardeşim. Çünkü neden? Ben durgunluk döneminde istediğim insanları işten atmak istiyorum. Hareketlilik olduğu zaman, enflasyon dönemlerinde de o insanları işe almak istiyorum. Ya bizim önümüze taş koyuyorsunuz. Ve Mehmet Şimşek de diyor ki, kardeşim ben sizin temsilcinizim. Cevdet Yılmaz da diyor ki, biz tabii sizin için buradayız. Biz sizin hükümetinizdiz. Tabii diyor, o zaman nasıl yapalım? Şu OVP'ye, kıdem tazminatıyla ilgili bir şeyi iliştiriverelim, yeniden tartışsın insanlar. 1980'den beri yöntem budur. Patronlar toplanır, ya şu kıdem tazminatı işi gözünü seveyim. Asgari ücret ne olursa olsun şu kıdem tazminatını bir bitirin. İşçinin de ama bak cephenin diğer tarafında işçinin de işten atılmadan önceki en büyük güvencesidir. Evet. Çünkü bizde sendika yoktur. Sendika olsa işten adı var. Adı var. Bak OVP'de bir tane sendikadan bahsedilmemiş. Sendikalaşma oranı gibi bir amacımız yok bizim. Yani hiç %2,5 özel sektörde sendikalılık. Kamu sektörünü geçtim vesaire. Ne yapıyoruz? Şimdi kıdem tazminatını yeniden tartışıyoruz. Bak 43 yıl olmuş. Kenan Evren'den beri tartışıyoruz. Daha da çok tartışmaya devam ederiz gibi geliyor bana. Bu OVP bilmiyorum artık ne kadar işe yarar. Bunu bize zaman gösterecek. Evet. Yanılmayı umut edelim. Evet. Yanılmayı umut edelim. Biz artık bize de ayrılan sürenin de aslında bu son cümleyle sonuna gelmiş olduk. Ozan Gündoğdu. Yanılmayı dileriz tabii. Tabii bu şu psikolojik etkisi öyle bitireyim en azından. Bir psikolojik etkisi var OVP'nin. Bu zamana kadar hedefleri hiç tutmadığı için örnek veriyorum. 2022'de %9,8 olacak demişler. %65 olmuş enflasyon. 2023'te 24 olacak demişler. %65'i hedefliyorlar. Şimdi %33 olacak diyorlar. Tutmayacağına ilişkin bir kanı varsa o geçmiş yıllarda yapılan hatalardan. Evet, istatistiki bilgilere dayanarak, yaşanmışlıklara bakarak evet. Bu yorumları ekrana taşıyoruz ve yapıyoruz. Ama yanılmayı da kocaman tabii. Umut ediyoruz diyelim. Teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Saat 8.30'dan beri buralardaydık biliyorsunuz. Yarın sabah da yine saat 8.30'da biz buralarda olacağız. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Teşekkür ederim.